Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Güney Esen Türk. Ne söyleyeyim? Bize bir şeyler yaptı. 7-0 yedik abi. Yani ne söylesem, nasıl başlasam bunun bir tarifi yok. Yani ne olursa şimdi, olsun bu itibariyle bir maç yapılıyorsa Galatasaray orada favori çıkar. Dişli çıkar. İyi bir müsabaka sergiler. Biz bunu göremedik. Tabii kırmızı kart görmemiz vesaire bunlar tartışılır. Ki bence kırmızı kart olduğunu düşünüyorum kararından. Karara da bir şey yok. Biz bugün ben şunu gördüm abi bu arada. Bugün 11-11 de oynansaydı yine ya bu kadar fark olmazdı ama yine yenilirdik yani. Çünkü 2 metre pas veremeyen bir takım kurmuşuz. Ben bunu net gördüm yani bugün. Gerçekten de üzüldüm. Boşuna harcanan paralar, sponsorluklar vesaire derken bu gibi sıkıntılarla boğuşacağız gibi duruyor. Çok da iyi görmedim takımın durumunu Musa abi. Öncelikle bütün dostlarımıza hoş geldin diyelim. Bizler için çok değerli olduklarını bilsinler. Ama işte mesela ağır eleştiri nasıl olur? Birazdan başlayacak bu ağır eleştiri. Ve ben çok bugün kısa bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra evet. Devam edelim. Fatih Hoca çünkü bir rahatsızlık geçirdi biliyorsun. Önce ona bir geçmiş olsun dileyelim. Tabii bir araya girmesin. Fatih Hoca'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Bunu da söylemiş evet. Olalım. Sonrasında zaten devam edeceğiz. Buyur abi lafını kestim, sözünü kestim. Şimdi evet, Fatih Hoca'yı hatırlattığın için teşekkür ederim. İlk başta hocamıza büyük geçmiş olsun. Yani Allah şifasını versin. Amin. Fatih Hoca Türk futbolu için gelmiş geçmiş en büyük hocalardan biri. Hoca bir en büyüğü. Tartışılmaz. Neyse. Şimdi konumuz Fatih Terim değil. Ben bugün itibarıyla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her yayında Burak Elmas'ı istifaya davet edeceğim. Net bir şekilde söyleyebilirim. Niye? Çünkü hani yönetici olmak başka bir sınıf. Yani seni oraya Galatasaray Kulübü Başkanı yaparlar. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı yapan insanlar o başkanlığı da nasıl alacaklarını da bilirler. Yani evet 3 sene sabretmemiz gerekiyor. 3 sene beklememiz gerekiyor. Sayın Başkan gene bir saygısızlık yapmıyor mu? 3 seneyi iple çekiyorum. Bir kere kaybedersin, mağlup olursun. Bu ayrı bir şey. Ama takımını tanımadan ve rakibin ki daha büyük bütçelerle kurulduğunun farkında olarak rakibin ezeli dostunun karşısına çıkarmazsın. Bu Galatasaray'ı küçük düşürmektir. Bunu Galatasaray yöneticileri yaptılar maalesef. Galatasaray başkanı yaptı maalesef. Bugünü şu ana hesaplayamayan başkan benim başkanım değildir. Ben bu kadar ağır ve net konuşurum. Bugünü şu dakikayı hesaplayamayan başkan benim başkanım değildir. Bir çıkarsın kadroyla yenilirsin, mağlup olursun, hakem hatası olur, o hoca yanlış kadro kurar ayrı bir şey. Hani 2-1, 3-1, hadi 3-0 tamam. Hani okey ama 7-0 açıklanamaz abi ben sana söyleyeyim. Yani bu 7-0 açıklanamaz yani. Açıklanamaz. Sen daha Bismillah kurmuşsun takımını 3 ay önce Fenerbahçe. Oynama kardeşim Fenerbahçeli. Ligde aynen karşı evet. Ne diyeyim şimdi yani? Kadın hakları için mi konuşuyor? Gideceksin git bir tane Yalova Gençlik diye bir takım bul onunla oyna. Neyi abi bunu niye insanlara yaşatıyorsun? Ya önemli değil bu arada. Ama moral bozucu, sinir bozucu. Abi sen gerçekten sinir bozucu da şöyle bir durumda söz konusu. Bunu da söyleyelim. Bunu yıllarca konuşacaklar. Ben söyleyeyim sana. Yıllarca konuşacak. Kendi evinizde 7-0 yendik sizi. Yıllarca konuşacaklar. Yıllarca. Yani bunu hesap etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bütçe olarak 10 milyon TL mi harcamış Fenerbahçe? Biz 1,5 evet. milyon TL harcamışız. Bütçe farkı da var. Hadi geç onu bütçe farkını. Burada kötü de bir yapılanma olduğunu görebiliyoruz. Çünkü yani bizim futbolcular ileri gidemedi bile abi.
Pozisyon var mı bizim böyle? Net pozisyonumuz var mı? Abi nasıl olsun? Adamla Fenerbahçe'nin kadınlarına bakar mısın? Kalite farkı belli ediyor. Bariz belli ediyor yani. Senin oyuncuların topu uzaklaştırmakla haberdar, bir haberdar. Yani onları, yani tamam eyvallah, şimdi ilk elin günahı olmaz da ya Sayın Bay, bak bu direkt başkana yazar abi. Bana kimse açıklayamaz yani. Ben nasıl bazı noktalarda eleştiriyordum ve bugün kararımı verdim abi. Burak Elmas'la konu benim için tartışmaya kapalıdır. Burak Elmas'tan Galatasaray başkanı olmaz abi. Şimdi başkanımız, saygı duyarız. Gidene kadar bekleriz. Ama Burak Elmas'tan Galatasaray başkan olmaz abi. Burak Elmas bugün çok, aslında böyle işin ilginç noktaları var Günay, biliyor musun? Gerçekten ilginç noktaları var. Yani bir mesela 100 milyon dolarlık bir sponsorluk, bir stat sponsorluğuyla anlaştık. Sonrasında NEF yardımına yetişti. Onları hepsini birbiriyle bağlaştır. Hepsinin birbirinin arkasına getir. Bugün şunu öngörememiş Burak Başkan bence hiç duramadan yerinden istifa etmelidir. Hoca, bak hoca kanısında katıyım. Katı olma sebeplerim belli. Çünkü hocanın üstünde hoca yok. Benim şahsi fikrim. Ama başkan üstü başkan çıkabilir. Burak gider, Eşref Amamcıoğlu gelir veya Metin Öztürk Bey gelir. Gelir de gelir. Burak Elmas benim olmazsa olmazım değil. Sen bunu öngöremiyorsan, sen bugünkü kadroyla Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yem ediyorsan kusura bakmayacaksın. Sen o koltuğu hak etmiyorsun. Arada gerçekten ben şunu araştıracağım. Yarın ilk işim şunu araştırmak olacak. Fenerbahçe buraya gelene kadar kaç hazırlık maçı oynamış ve bu oyuncular kaç haftadır, kaç aydır birbirleriyle çalışıyor? Galatasaray oyuncuları kaç haftalık? Eğer arada harbiden dedikleri gibi 10 milyon euro, 2 milyon euro, 10 haftadır, 15 haftadır Fenerbahçe hazırlanıyor, Galatasaray daha yeni hazırlanıyor olursa, bu direkt Burak Elmas'ın istifa etmesini gösteren bir donedir benim gözümde. O zaman bir başka boyuta geçelim. Yani kadın futbolunu bırakalım, normal gündemimize geçelim. Nihat Özdemir bugün bir açıklama yaptı. Sayın Burak Elmas iddialarını dayanaklarıyla birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır. Demiş ki, biliyorsun ki ne demişti Burak Başkan? Konuşursam yer yerinden oynar. Bu izin geldi Burak Başkan'ın ayağına. O zaman Burak Başkan konuşsun ve yer yerinden oynasın diyorum. Top çevirecek. Top çevirmeyecek. Ya bak, Burak Elmas'a ben diyorum abi. Konuşacaksın, yer yerinden oynayacak. Şimdi Burak Elmas'ın elinde iki tane seçenek var. Hani ya bir reklam da var. Bir ünlü okçumuz var ya, olimpiyatlarda altın madalya aldı. Mete Gazoz. Evet. Ne diyor? Gazoz olma. Efsane ol diyor. Evet. Değil mi? Burak Başkan'ın önünde iki tane seçenek var. Sayın Başkan, gazoz olma yolunda gidiyorsun. Çık. Aslanlar gibi konuş. En azından belki bir şekliyle gene gidersin ama efsane başkan olarak gidersin. Veya gene seni gönderirler. Gene böyle altını oyarlar ama efsane olarak gidersin. Gazoz olma yolunda gidiyorsun başkan. Hadi hayırlı olsun. Yani bugün ya Allah akıl fikir versin. Sen Fenerbahçe'yi evine getireceksin. Evinde 10 milyonluk bütçeye karşı 2 milyonluk bütçeyle bir tarihi fark attıracaksın. Açıklaman ne? Çok merak ediyorum yani, ne? Kadınlar, kadına şiddet, hayır. Evet, hayır. Her gol kadına gelsin. 4 tane de sen ataydın da kadına gelseydi. Evet, maalesef güne kötü bitiriyoruz. Bu mağlubiyette tuzu veri oldu sevgili dostlar. İnşallah düzeliriz diyorum ama bir daha söylüyorum.
Burak Başkan çıkacak konuşacak abi. İsim bak Günay. Söyleyecek. Çok ağır konuşuyorum. Gazoz olma yolunda gidiyor. Bu lafı artık söyleyeceğim. Efsane olacağım diye geldi. Gazoz olma yolunda gidiyor Burak Başkan. Gazoz olacak bak. Çıkar. Federasyondaki yapıyı ifşa eder. En azından dersin ki yapıyı ifşa etti. Galatasaray'ın geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Oradan arkasından tutunursun. Onu da yapmıyor. Şimdi bunun üstüne ne yapacak abi? Bunun üstüne eğer bu mağlubiyetin açıklaması da olabilir. Artık. Bu mağlubiyetin açıklaması da yok mesela. Hayır, mağlubiyeti geçti. Mağlubiyeti konuşmuyoruz. Kadın futbolunun üstünden geliyor. Bunun üstüne Nihat Özdemir çıkmış açıklama yapmış. Açıkla, ne biliyorsan açıkla demiş. Açıklayamıyorsan o koltukta oturmayacaksın. Geleceğim burada Eyüp Yıldız'ın konuğu olacaksın. Güney Esentürk, Musa Yıldız'ın konuğu olacaksın. Bence Eyüp Yıldız'ın bile konuğu olamazsın. Bırak Güney Esentürk, Eyüp Yıldız, Musa Yıldız'ın bile konuğu olamazsın. Evet, üç gün ya. Sonra, üç hafta sonra, üç... Abi beni çok sinirlendirdi ya. Belli, ben müdahale etmiyorum sana. Konuşabilirsin. Buyur abi. Tabii yani... Ama bir durdur beni ben. Yoksa Vatabil'le Sakarya gideceğim abi yani. Çok sinirlendim abi. Yorum okuyalım. Yorum okuyalım o zaman. Osman Osmanoğlu like atıp abone olalım demiş. Teşekkür ederiz. 1905 GS ne olursa olsun Galatasaray'ı yeme demezsiniz demiş. Nasıl başkansınız? Siz ki takımınızı sahada rezil ediyorsunuz demiş. Atakan 1905 teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim son 3 gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi demiş. Tekrardan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Riddik demiş ki Galatasaray'ın en rezil senesi demiş. Metin Öztürk veya Eşref Amamcıoğlu olmalıydı başkan, Burak Elmas söylemleriyle çelişen biri demiş Serkan İzmir'de. Bak Günay, Serkan'ın o yorumu kalsın o ekranda. Tamam. Biz son aşamada Burak Elmas'a biraz daha yakın gibi durduk. Ama yakın durma sebeplerimizden biri, ben o zamanki yayınları da açıp izleyebilirler bak. Seçim döneminin açık yayınlarında hepsi mevcut. Açın izleyin. Benim tercihim, benim rengim Fatih Terim'di. Fatih Terim'le çalışmayı isteyen başkan benim tercihimdi. Ben bunun altında durabiliyor muyum? Ben bugün de bunun altında durabiliyorum. Ama bak oradaki yorumlarıma bakın. Orada dedim ki bir tane kahvaltıya gittik hatırlarsan. Sen, Eyüp, ben birlikte kahvaltıya gittik. Orada ben dedim ki ya dedim ya çok Eyüp'e de sorabilirsin bak, Eyüp de yayında. Eyüp'e dedim ki kötünün iyisi gibi geliyor bana ama bence iyi değil dedim. Kötünün iyisi oradan şuraya vurmak lazım. Fatih Terim'le çalışma isteğini. Çünkü aleni bir şekilde belli etti Fatih Terim'le çalış. Abi yani şu gün itibariyle gösteriyor ki sen Galatasaray'ın başkanı net bir şekilde hatalar yaparsın. Bak Günay, oyuncu alırsın tutmaz gönderirsin. Hoca getirirsin. Tabii artık bunu mantığını da oturmaya başladın. Tutmaz gönderirsin. Ama 10 milyonluk bir bütçesi olan bir Fenerbahçe'yi ve daha öncesinden hazırlandığı söyleniyor. Daha öncesinden başladığı söyleniyor. Öyle bir Fenerbahçe'nin karşısına hem de kendi evinde karşısına çıkartıp boğdurmazsın. Bence. Evet, Eyüp Yıldız'ı yayınlar demiş. Eyüp abiye de selamlarımızı da gönderelim sevgili dostlar. Hoş geldin Eyüp abi de diye söyleyen arkadaşlarımız da var. Kerem şu oyuna girseydi kurtarırdı be abi de, abi demiş Twitch'te. Yapacak bir şey yok. Kötü oyun. Oraya aklımız kayıyor. Tabii kötü bir mağlubiyet olduğu için sürekli aklımızda kayıyor. Şu rezillik karşısında başkan bir zahmet açıklama yapsın. Ayıptır demiş Emin Zeytinoğlu. Sayın Burak Elmas bu yaptığı kötülüğünü unutmayız demiş. Oyun yöneticisi iyi yayınlar abiler, kolay gelsin, seviyorsunuz demiş. Bestan Terem demiş ki Nurcan Esentürk göreve. Nurcan Esentürk yok. Göreve gelmesin o da, çok anlamaz. Tamam, bir kenara bırakalım abi.
Burak Elmas konusunu da bir kenara bırakalım. İki gün sonra çok kritik bir karşılaşma var. Lazio karşılaşmasını değerlendirmeye başlayalım. Lazio karşılaşması Galatasaray için bir hayli kritik bir duruma geldi. Fatih Hoca'nın da rahatsızlığı tabii biraz da bizi üzdü. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Sen şimdi orada bir beraberlikle veya galibiyetle döneceğimize inanıyor musun abi? İnanıyorum abi. İnanmıyor değilim de. Yani bugün moralimi alt üst etti abi. Neyine inanayım yani? Benim bütün enerjimi çekti. Abi ya aklım almıyor. Benim için mağlubiyet 6-0'da yenilsen, 5-0'da yenilsen, 1-0'da yenilsen aynı. Ama sen yani bu kadar iş bilmezlik. Yani bir kendi işime vuracağım. Adam benden Sarıyer'de ev istiyor. Deniz manzaralı ev istiyor. Ben adamı Beylikdüzü'ne götürüyorum. O adam benim yüzüme bakar mı bir daha? Benle çalışır mı? Evet. Mehmet Toygar Çıkıldav maalesef pozitif diye yorum yapmış. Bunu da söylemiş olalım. Bugün negatif çıksaydı Lazio karşılaşmasında oynayabilecekti abi. Ama pozitif çıktığı için Lazio karşılaşmasında Çıkıldav'dan yoksun oynayacağız sevgili dostlar. Bunu da son dakika olarak vermiş olalım. Tabii şimdi o kadar çok moral bozuk ki. Yani nasıl başlayacağız, nasıl toparlayacağız? Konuya nereden girelim? Çok çok kötü daldık ya. Çok kötü daldık. Gerçekten çok kötü daldık. Bu 7-0'da üzerine tuz biber oldu. Bizi bir hayli üzdü sevgili dostlar. Bak ilginç ne var biliyor musun? Lazio maçına döndük ama dönemiyoruz, geri dönüyoruz işte. İlginç ne var biliyor musun Günay'cığım? Yani mesela bugün az önceki bir yayın yaptım. Maçtan önce bir yayın yaptım. Şimdi galip gelirsin, mağlup gelirsin. Kimsenin umurunda değil, güzel bir maç olacağını bekliyoruz. 2-1 yenilirsin, 3-2 yenersin. 3-2, 3-1 yenilirsin. Bunlar başka bir şey. Ama senin moralini demoralize edecek şekilde aptal bir oyun, aptal bir oyun anlayışıyla yenilirsin. Ya o kızcağızlara da yazık ya. Onların da sen, suçu yok. Yok abi yani. Bilmiyoruz şimdi doğruya doğru. Yani onları transfer etmişler oraya. Teknik direktörü tanımıyoruz şu anda. Ne kadar tanıyabiliriz? Yani oyun şeyde tanıyamıyoruz. Hayır. Oyuncusunu da tanıyamıyoruz. Onlara bir şey diyemeyiz. Ya bir de lig kurulur. Bak bir de lig kurulur. Takımların güçlerini görmeye başlarsın. Ondan sonra gözün keser Fenerbahçe. Ya bak ben bu Fener'i götürürüm dersin. 1-2 milyona bütçe kuruyorsun. 10 milyonluk bütçeye karşı Fenerbahçe'nin karşısına çıkartıyorsun. Bana göre bütün yaptığı artılar hepsini eksiye götürdü. Bak ben transferlerden ve politikadan çok beğeniyorum. Transferlerimizi, transfer politikasını ama bütün hepsini eksiye götürdü. Bu amatör bir insanı. Bak basit ya, tek bir örnekleme yaptım. Kendi işimle alakalı. Deniz manzaralı ev isteyen adamı Beylikdüzü'ne götürmek gibi bir şey. Çeliktepe'ye götürmek gibi bir şey. Evet abi, Lazio maçına gerçekten dönelim. Bir daha bu konuya dönmeyelim. Döndükçe biraz moraller alt üst oluyor. Arkadaşlarımızdan da tabii like desteği de isteyelim. Like atarsanız seviniriz sevgili dostlar. Devam edelim o zaman. Lazio maçıyla sonrasında transferlere geçeceğiz. Tabii 11'i de yapalım seninle birlikte. Ne dersin? Nasıl yapalım, bir 11'i bekliyorsun? Nasıl bir 11 bekliyorsun Lazio karşısında? Ki Çıkıldağ'ın olmayışı da resmen belli oldu. Yani tekrar pozitif çıktığı için götürülmeyecek. Keşke götürülseydi. 4-1-4-1 şeklinde yapacağım kadroyu. Tabii birlikte değiştiririz burada sevgili dostlar. Immobile'nin de oynamayacağı konuşuluyor. Onu da söylemiş olalım. Bir arkadaşımız da yazmış. Immobile oynamayacak mı? Oynamayacağı konuşuluyor. Bilemem. Hani net şu an bir şey söyleyemiyoruz ama İtalya'dan gelen bilgiler, basına yansıyanlar şunu gösteriyor. Immobile'nin Galatasaray'a karşı oynamayacağı konuşuluyor. Bize karşı oynamayacakmış.
Evet. Mustera. Burası değişmez abi. Ne diyorsun? Yani burası değişmez. Van Aanholt. Markao. Burada Nelson ve Yedlin. Şimdi buraya Taylan'ı koyalım. Taylan. Buraya Kerem'i koyalım. Sıkıştığım yerde döneceğim sana abi. Hatta sıkışmak üzereyim. Kerem'i koyduk buraya. Santrafor'da Cagney'i koyalım. Cagney'in oynayacağı konuşuluyor. 3 tane futbolcunun ilk 11'de nasıl başlayacağını birlikte konuşalım. Şimdi buraya mesela Morutsan yazılıyor sağ kanada. Feguli yazılıyor. Şimdi buraya da Berkan'ı koyalım. Bir tane daha koyduk. Dur. Berkan Kutlu'yu da koyalım. Tamam. 2 tane kaldı. 1 Morutsan, 2 Feguli konuşuluyor. Şimdi ben... buraya Feguli. Nerede Feguli? Buraya Morutsan. Ben böyle çıkacağımızı düşünmüyorum. Bir kadro bu şekilde ben birkaç bir yerde gördüm. Kadronun böyle olacağını çok düşünmüyorum. Çok yumuşak kalır orta saha. Katılıyor musun bana? Evet. Ben Feguli'nin yerine orada daha böyle sert bir oyuncuyu bekliyorum. Yani kim? Emre'yi koyabilir. Yani koşu olarak hani daha çok. O zaman bu böyle Feguli yarın yine oynayacak gibi duruyor. Feguli'yi de buraya koyarız. Aynen öyle. Ben böyle bir kadro bekliyorum. Yani Mustera, Yedlin, Victor Nelson, Markao, Arnold, Taylan, Feguli, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Kerem, Enbay, Cagney 11'ini bekliyorsun. Mesela Yakup da demiş ki bu kadro için sizlerden yorumlar almaya da başlayalım. Sizlerle birlikte devam edelim. Herkese selamlar, yayınlar demiş Çağdaş Şentürk. Teşekkür ederiz. Moralim çok bozuk demiş Armageddon. Aytaç Kara oynayacak bence demiş. Aytaç Kara bence oynamayacak. Aytaç Kara şeyde yok ki. Yok değil mi? Yok zaten. Kim, doğru diyorsun. Bir dakika. Oğulcan'ı yazmadı. Var Aytaç'ı... Var var. Aytaç var ya herhalde. Var da oynatacağını çok zannetmiyorum. Boşa Cagney'i koyma abi. Halil oynayacak demiş. Peki Galatasaray'ın orta sahaya destek anlamında bir santrafor tercih edebilir mi? Mesela Halil'i burada görebilir miyiz sence? Ya şimdi bu biraz daha defansif bir takım. Zaten Halil'in orada oynaması demek Berkan'la Emre Kılıncı'nın arasına girip orada altılayıp yani Taylan'la birlikte altılamak demek orta sahayı. 4-6-0 diye atlettiğimiz kadro bu kadro. Ama şu yani bu mesela ben hep Lazio maçında da ilk Lazio maçında da Marsilya maçında da ve Lokomotiv Moskova maçı da kadro böyleydi aşağı yukarı. Tabii bir tek Çıkal'da vardı sağlık probleminden kaynaklı. Yani orada ne vardı biliyor musun? Bu kadro en kötü beraberlik alır, gelir. Şimdi Halil'le başlarsa gol yollarında biraz sıkıntı yaşarız. Ama de orta saha yardım ettiği için beraberlik alır gelir diyebilirim. Ama Cagney'li bir oyunda da şunu gösterdi. Cagney var ya, iyi motive bir Cagney orta sahaya gelir sana 4-6-0'ın 6. oyuncusunu oynar. Ayrıyetten de gelir ön tarafta golü kovalar abi. Cagney'in geçen haftaki maçlarda yaptığı oyun anlamında bana onu gösteriyor. Ben yani Cagney'le başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere İşte Eyüp'le yaptığımız yayında Eyüp şey dedi. Nasıl diyeyim? Defansif ağırlıklı bir oyun anlayışıyla çıkacağız. Defansif ağırlıklı bir oyun anlayışıyla çıkarsak biz kendi bu zamana kadar Lokomotiv'e, Lazio'ya ve Marsilya'ya oynadığımız oyunun değişik bir varyasyonuyla çıkarsak ben sana söyleyeyim ezimete uğrarız. Sen bildiğin oyunu oynayacaksın. Sen UEFA Ligi'nde ne başarılı olmuş? Aynen bu kadro başarılı olmuş. Sen o kadroyla çıkacaksın. Hadi arkadaşlar son maçımız beraberlikle bizim cepte diyeceksin. Vatan millet Sakarya diyeceksin. Çıkacak.
Özellikle Cagney gibi de bir oyuncuya öyle dediğinde, biraz daha fazla motive ettiğinde Cagney'den istediğin performansı da alırsın ya. Ama şimdi Eyüp geçen bir laf söyledi. Orta sahayı kuvvetlendirmek adına defansif oyuncularla çıkacak dedi. Bu zamana kadar görmediğimiz oyuncuları pat diye denerse veya şu senin bahsettiğin olayda ben Eyüp'e söylediğim bir ihtimal olabilir belki ama sonra olmaz olmaz dedi. Mesela Marka'yı ön tarafa kaydırıp biraz böyle DM gibi oynatıp Lündama, Marka, Nelson üçlüsüyle böyle karışık bir stoper anlayışı 5'li defans yaparsa sıkıntın olabilir yani. Şimdi peki bu kadroya ne diyorsun abi? Değiştirdim. 4-2-3-1 Berkan Kutlu, Taylan, Feygulli, Kerem, Halil, Cagney. Halil yine orta sahada. Yeri geldiğinde santrofor ikileyebilecek, yeri geldiğinde orta sahaya destek verebilecek bir yapıda. Deplasmanda bu kadroyu sen çok tahmin edebiliyor musun? Yani deplasman kadrosu. Tahmin ediyoruz abi. Yani diyorum senin fikrini merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Çok ofans bir kadro olur. Yani bu kadroyu gören bir kere Lazio sana gelmekte itina edebilir yani. Biraz geriye durabilir. Yani rakibi korkutabilirsin. Ama o da nereye kadar korkutursun? İlk 15-20 dakika temkinli davranır. Sonra bakar, aa bu Musa'da bir şey, Galatasaray'da bir şey yok dediğinde eğer oyuncular ön tarafta aktif olamazsa bu sefer sana saldırdığı gibi bütün gücüyle maç 2-0'a 3-0'a da gidebilir. Orada da haklısın. Ama kadroyu gerçekten merak ediyorum. Günay Bey ne zaman kadro tutturunuz demiş. Anlamadım. Günay Bey ne zaman kadro tutturdunuz demek istemiş. Çok kadro tutturdum ben ya. Buna veya tutturunuz demek istemiş. Yani kadroyu, doğru kadroyu tutturabilmekten bahsetmiş de olabilir. Olabilir. Yani ama şimdi misal veriyorum, Çıkıldağ olsaydı direkt yazardım buraya, iş bitmişti. Zaten bu kadroyla çıkardı. Başka bir şey de olmaz yani. Nerede Çıkıldağ? Bulabilirsem kadro Çıkıldağ olsaydı buydu kadro abi. Arkada Çıkıldağ, Kerem, Feygulli, Berkan Kutlu, Taylan, Vanan, direkt kadro buydu. Sadece düşündüren bir tane nokta var. Ben Feygulli'nin de ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum bu arada, söyleyeyim. Evet. Şimdi yani, rakibin ben özelliklerine çalıştım Günay. Kendi yayınım için. Şimdi tamam. Bir saniye. Ekranı getirmeyeceğim. Ama burada İstiyorsan getir. Yani mesela getireyim. Bir saniye. Yani rakibin genelde golleri bulduğu şeyler, Lazio'nun güçlü yönleri. Gol şanslarını ve bitiricilik çok güçlü diyor. Arada toplardan pozisyon yaratma çok güçlü diyor. Yani devamlı orta sahadan ara pası deniyor. Tehlikeli bölgenin arkasından ara pası deniyor. Yenilir pozisyondan geri dönmek. Yani mağlupken iyi savaşıyor. Biz mesela en büyük eksikliğimiz o. Galip durumdayken kaybetmiyorlar mesela. Ya öne geçerlerse bizim o maçı alma gibi bir ihtimalimiz yok. Stilo anlamında da altta yazıyor zaten. Çok çok pas yapıyorlar ve topun onlarda olmasını istiyorlar. Şimdi burada Galatasaray'daki sıkıntı ne olabilir? Galatasaray topu onlara mı verecek? Galatasaray'da topla oynamayı seven bir oyuncu yapısı var. Şimdi orada oyunu, topu eline alan maça hükmedecek gibi geliyor. Topu vermeyeceksin yazıyor o zaman. Bizim soldan kanatlardan karşı kanatlara kanatlardan saldırıya karşı savunma zayıf demiş. Biz kanatlardan gelemiyoruz. Kontra yani, atakları savunma, buna gelebiliriz. Kiminle gelebiliriz? Bunu çok iyi kim yapıyor bizde? Kerem Aktürkoğlu yapıyor. Karşı takıma çok pozisyon vermeme. Ya biz pozisyona da gireriz ama orta sahanın nasıl bir yapıda olacağını çok merak ediyorum açıkçası. Ya bak, karşı takıma pozisyon vermeme, zayıf olması yani bizim de pozisyonlarımızın olacağını gösteriyor. Bu iyi bir şey. Mesela oyuna baktığında, oyunu kurguladığında
biz bir tane pozisyon bulduğumuzda gole çevirirsek Lazio bunu çevirmeye çalışacak. Ve demoralize olacak. Ama yani mesela bizim onlar kendi solundan saldırıyor, bizim sağımıza denk geliyor. Sağda sıkıntı yaşayabiliriz. Mesela Yedlin çok açılıyor. Açılırsa geri dönüşlerde sıkıntı yaşarsa oradan çok abartılı bir şekilde pozisyon verebiliriz. Geçen maçta ben kendi istatistiklerimi aldım. Sıralamasını kaydırdığım için şu anda şey yapamıyorum ama geçen maçta bir oyuncuları soldan bindirmeleriyle çok pozisyon üretmişler. Bu arada mesela en son Sampdoria'yı hemen getirebilirsem getireyim. Yani bu benim ilgincime gitti. Tamam, sen şöyle böyle gelsin, evet. Şimdi abi bak, maç kaç kaç bitti? 3-1 bitti bu maç. Evet. Sampdoria'nın toplam pozisyonu 18. Lazio'nun 6. Açık oyun 13. Duran top 5. Lazio'nun yok. Adamlardaki isabete bak. 6 şutta 3 gol. Lazio 18 şey Sampdoria 18 şutta 1 gol. Aslında bunlar Sampdoria'ya maçı vermişler. Sampdoria beceriksizmiş. Doğru. Biz de böyle pozisyonlar yaşıyoruz. En son karşılaşmamıza baksana abi, kaç tane pozisyona girip şut atıyoruz, gol bulamıyoruz. Gol. Ay bizde farklı da şey var. Yani şimdi topu oynarsın girmez. Girmiyor. Evet. Bizde öyle oluyor. Şimdi Sampdoria'da öyle böyle olmuş anladığım kadarıyla. 18 tane şuttan bir tane gol. Ama biz de bunları yaşıyoruz. Kaç şut atmıştık en sonki karşılaşmada? Ben de onu söyleyeyim sana bu arada. 24 şut. 24 şuttu. 24 şut. Bir iki tane gol var abi. Tamam, bir de hakem faktörü var. O hayır, hakem faktörünü geç. Yani gol atamıyorsun ki abi, hakem faktörünü geç. Sen onun 24 tane şut atmışsın, gol atamıyorsun. Çok ciddi pozisyonları kaçırıyorsun. Cagne girdiği pozisyonları kaçırıyor. 12 tane korner kullanmışsın, bir tanesi gol olmuş. Bilmem kaç tane korner kullanmışsın, sadece yani 100'ün üzerinde korner kullanmışsın, bir tane gol atmışsın. Biz de gol problemi evet. Çekiyoruz. Yani Sampdoria gibi olma ihtimalimiz de var. Doğru, doğru. Ama yani işte biraz da oyun şansın yanında olacak Güney. Yani şimdi Sampdoria gibi de olabilirsin. Bu haftaki maçtaki gibi de olabilirsin. Ama tam tersine işte Lazio gibi %50 istatistikle de 6 şutun 3'ü de gol olabilir. Senin orada golcülerinin başarısına bakar bu iş. Bu arada arkadaşlar 190 izleyenimiz var. Tam 30. dakikadayız ki teşekkür ediyoruz. İlginiz bizim için çok değerli. Bir de beğeni yapın. Beğeni de yapın. Bizim de moralimiz yerine gelsin. Sizden ricamız. Evet. Soru cevap kısmına geçtik abi. Bundan sonra izleyenlerimizden soru alalım. Hızlı hızlı cevaplandıralım. Herkesin sorularını almış olalım abi. Evet. Osman Osmanoğlu da hatırlatma yapmış. Like atıp abone olalım aslanlar demiş. 10.000 az kaldı sevgili dostlar. Sizlerin sayesinde 10.000'e çok az kaldı. En azından 10.000 olalım. İyi yayınlar güzel canlar demiş Cem. Teşekkür ederiz. Serkan Polat, adam gibi forvet alınmazsa Cagne, Muhammed, Halil üçünü topla bir gol çekmez. Şampiyonluk treni zaten kaçmış. Sezon başı iyi bir golcü Jetson diye bağırdı burada taraftar demiş. Valla ben Jetson'u istedim. Santrafor kısmında Jonas Svint çok konuşuluyordu. Gönderip Cagne'yi gönderip Jonas Svint çok konuşuldu. Keşke o dönemde olsaydı. Sen de 6 numara diye sürekli dedin ki bu takım 6 numara şart, 6 numara şart diye. Hatta biz seninle bununla alakalı çok da tartıştık yani yayınlarda. Tartışma derken konuşma anlamında. Yani sen onu istiyorsun, ben bunu istiyorum gibi. Ya ben 6 numara diye Jetson'un halli olacağını düşünmüştüm. Ama 6 numaranın da sonradan gerçekten bu takıma önemli katkılarda sağlayacağını da düşünmüştüm. İkimiz de tespitlerimizde yanılmadık. İşin özeti o. 6 numara bu takımda iyi bir süpürücü 6 numara, Fernando Reges tarzında bir 6 numaradan olsaydı şu anda net 6-7 puan daha yukarıya yazabilirdin.
Hakem hataları, o bu derken bir bakmışsın belki de olay başka bir boyuttaydı. Ama şu an tabii ki ölmüşe çare bulamazsın. En azından şimdi hatalarını görüyorsun, yanlışlarını görüyorsun. Takımına sahip çıkacaksın ve arkasını bekleyeceksin abi. Yani bunları beklersin bak. Sıkıntı buralarda değil. Sıkıntı nerede biliyor musun? Acemice yapılan hatalarda. Yani kendi işimden örnek veriyorum hep. Müşteriye yer göstermeye gidiyorsun. Yer gösterme formunu almazsan o müşteri senin arkandan dolanıp gidip yeri tutuyor. Şimdi ne alaka diyeceksin? Bunu neyle örüştürüyorsun diyeceksin. Sen rakibin Fenerbahçe 10 milyona kurulmuş kadın takımı. Sen bu çocukları onların karşısına çıkartırsan sıkıntı. Yapmayacaksın. Böyle büyük hatalar yapmayacaksın. Diğerlerinin hepsini kabul ediyoruz. Futbolun içinde olan şeyler, futbolun doğasında olan, hakem hatasını kabul etmiyoruz, yönetim hatasını kabul etmiyoruz. Geri kalan hepsi futbolun içinde olan şeyler. Çağdaş Şentürk, ben şöyle alıcı gözle bakıyorum. 5-6 futbolcu hariç Galatasaray'ın 11'inde oynayacak kalitede futbolcu yok. Kendimizi boş yere kandırmayalım demiş. Fatih Hoca Lazio maçında takımın başında olacak mı demiş. Bir bilgi yok şu anda. Bekliyoruz. İnşallah olacaktır. Sağlığı, sıhhati de yerindedir hocamızın. Fatih Hoca'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var Lazio karşılaşmasında. İbrahim Cantürk, Günay Bey, bence Hoca Luyendama'yı 6 numara oynatmalı. Kendi milli takımda oynadı. Bayağı da başarılı oynadı. Siz ne dersiniz? Ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani oynatacağını da zannetmiyorum. İşte benim bahsettiğim olay buydu. Böyle değişik değişik kombinler yapabilir. Bak ben böyle bir duyum aldım ama İbrahim Cantürk'ün aldığı duyumu aldım ama ben Marko Ay biraz daha önde. Üçlü stoperle çıkmayı düşünüyor diye duydum. Her türlü galiba beraber. Marko atarsın ama Luyendama olmaz abi. Marko'nun çünkü çok temiz ayağı var. Bak Marko ile orada işte hem Nelson'la Luyendama'nın arasında da girecek. Hem defansı kuvvetlendirmek adına hem de biraz da orta sahalarda da Taylan'la birlikte orayı idare etmek anlamında öyle bir düşüncesi olduğunu duydum. Ama yani ben oyun şablonunu değiştirmezdim. Evet, Immobile ve Milinović-Savić çok formda, çok dikkatli olmalıyız. Topu Lazio'ya fazla vermemeliyiz demiş Hüseyin Aktaş. Katılıyorum. Devam edin. Günay Bey, hakem faktörünü geç diyorsun ama o hakem psikolojik olarak çek etkiliyor. Yapabileceğini de yapmaz olursun. Hayır. Ben o an hakem faktörünü geç derken kaç tane şut atmışız? Gol yapamamışız. Sadece şuna bakıyorum ben. Yani pozisyona girip gol atamadığımız sayı çok. Biz bir kere duran top kullanamıyoruz. Bunu da mahkeme bağlayalım. Ya Günay, o olay o kadar basit değil abi. Bak ben The Snow gibi de düşünüyorum bazı noktalarda. Sen Fenerbahçe maçında hakem Fener'in golünü vermese, sen galip gelsen bir sonraki haftaya daha fazla motive olursun, o maçı galip kaybetmezsin. Sonra orada gene o maçta da hakem hatası olmasa orada o maçı da kazansan sen bu haftayı da kazandın. Senin hakem silsilesiyle giden 3 haftan 4 haftan var. Bunu es geçemezsin. Bunu yok sayamazsın. Hakemler nokta atışı Türk futboluna şey vuruyor. Yani etki ediyor. Sen bunu yok sayamazsın. O Avrupa'da da oynayan Galatasaray, burada da oynayan. Bak orada şablon tuttu. Orada nasıl şablon tuttu Günay? Bizi orada rakipler beklemiyor. Bize saldırıyorlar. Bize saldıran takıma karşı bizim bir oyun planımız var. Bak şimdi ben Lazio maçında neye güveniyorum biliyor musunuz? Yeter ki hoca böyle abuk subuk ben panikleyip ve kadro değişikliğine gitmesin. Ben hoca orada neye güveniyorum biliyor musun Günay? Bize karşı atak yapan takımlara, açık oynayan takımlara karşı bir oyun planımız var. O oyun planında Lazio bize gol atamadığı her dakika gol için uğraşacak. Es kaza bir de biz gol atarsak erken o maç Galatasaray adına 2-0'a 3-0'a gider.
Evet Kriptos, bu saatten sonra zaten yarıştan koptuk. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Koy markayı ön libaraya, bir de böyle dene. Bu arada yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ederiz. O zaman şöyle bir soru ben de ileteyim. Onyekuru tekrar gündeme geldiği konuşuluyor. Musa abi, ister misin Onyekuru'yu? Ya Onyekuru değil de Drogba'yı da getirelim. Vardı Kosaçki, Mosaçki sağ mı? Yaşıyor mu? Futbol oynuyorlar mı onlar? Onları da alıp getirsinler. Ama ya genç abi. Onyekuru genç. Onların ona şey, Melo desen haklısın da Onyekuru da bunu diyemezsin ya. Abi işte biraz eski böyle eski oyuncuya niye dönüyoruz diye böyle eleştiri yaparsın ama hani şey diyemezsin. Abi dönmemiz yani gerekiyor. Onu diyebilirsin ama yok şunu getir bunu getir diyemeyiz. Hayır genç abi. Ben Onyekuru, bak Onyekuru geçen sene hatırla yayınları birlikte yaptık. Yani seninle yaptığımız yayınları konuşuyoruz. Olmazsa olmaz, olmazsa olmaz şeyimiz Onyekuru dedik mesela. Ama şu anda da ya o, gene Solbakken var biliyorsun. He? Ola Solbakken de var gündemde, Galatasaray'ın gündemde. Abi hızlı bir oyuncu alman şart bu arada. Ama illa niye Onyekuru, illa niye Onyekuru diye ben düşünüyorum abi, yani gerek yok. Tamam. Ya al bir genç, bir çocuk al, Ola Solbakken'i getir de. Ben bunun tarafındayım. Bakalım adam iyi çıkacak mı? Kaça satacağız? 15 20 eder mi? Nelson benim mesela bir tek oyun anlamında tatmin etmiyor ki. Mesela Nelson'u ileride biz kaça satarızın düşüncesi sardı beni. Veya Sasha Boye'yi kaça satarız? Tabii ki sağlıklı bir Sasha'yı. Çıkaldı ne olacak? 15 20'leri görecek mi? Bunları düşünüyorum. Ama Onyekuru daha bitti gitti abi, Onyekuru'yu. Sen bak İlkinde aldın. İkinciye kiraladığında satın alma opsiyonuyla alman lazımdı. Şu an Onyekuru geçti gitti. Hani kolay başka açar. Başka maceralara dönmek lazım. Tabii, bazı arkadaşlar da mesela bizi ne söylüyor? İşte Bruma olmaz mı? Bruma da olmaz. Bak çok güzel bir tespit yapacağım arkadaşlar. Bu tespiti alın. Eyüp Yıldız'ın yayınlarında kullanın. Kolayı alırsınız. Açarsınız. Gazı biraz çıkar. Bir yemek de yersin. Sonra alırsınız onu dolaba koyarsınız. Sonra başka yemeklerde de kullanırsınız ya. Onyekuru'nun gazı öyle oldu. Abi evet, Onyekuru'nun gazı kaçtı. Sayın Musa Yıldız dondu. Kaçtı. Sayın Musa Yıldız dondu. Evet devam edelim. Yaşar Bartu Güler demiş ki Musa abi Günay beni sevmiyor. Sesim gelmiyor ya. Mu? Olur mu ya? Görmüyorum. Görsem vallahi okurum mesajlarınızı ya. Okumaz olur muyuz? Bak mesela burada kim var? Kimler var? Yukarı doğru da gidelim biraz. Yavuz Aygün bizimle. Yavuz abi bizimle. Şu anda Galatasaray'a çok sağlam bir orta saha oynayacak takımı yönlendirecek 6 numara lazım demiş. Katılıyorum. Doğru. İnşallah o hamlede gelecek. 10 yıl önceki oyunculara dönmekte biraz saçma olmaz mı? Bruma ne demiş? O son cümleyi, son kelimeyi yazmasaydın iyiydi. İyi akşamlar arkadaşlar. Galatasaray için bir like atalım demiş. Botem, Solbakken, Berk bir de Jetson gelsin demiş. Jetson, ben Galatasaray'ın Jetson'u en tepede söylüyorum. Jetson Galatasaray alacak. Hissiyat olarak söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Musa Yıldız istemiyor ama Jetson'u Galatasaray alacak. Hayır. Şimdi burada Erdem demiş ki Musa abi sen futboldan anlamıyorsun demiş. Sen futboldan anlıyorsan ben futboldan anlamıyorum işte yani. Böyle abi herkes kendine göre futboldan anlıyor ya. En hayır, basit eleştiri sen futboldan anlıyor. Herkes kendine göre futboldan anlıyor ya. Abi şunun için söyleyeyim. Drogba gelsin derken bunu ne yaptığımı anlayamadın mı yani? Mesela Drogba'yı neden çağırdım? Onyekuru'nun gazı kaçmış abi. Onyekuru'yu ne yapacaksın sen bu vakitten sonra? Onyekuru'yla ne işin var? Onyekuru gelene kadar Onyekuru'nun ne katacağı veya Gerson'un ne katacağı belli abi, ben hala söylüyorum. Gerson 10 milyon üzerinde bir paraya alınacaksa alınmasın. Risk yönetim pazarı vardır. Ona göre risk Onyekuru'yu Gerson'a almak risk bence. Ama bakarsın kim var 20'li yaş. Asunsu'ya ben hayır demedim mesela. Çıksaydı
saçı boya gibi olsaydı herkes burada alkışlayacaktı. Bir şeyi es geçiyorsunuz. Bir şeyi de yanlış yapıyorsunuz. Bir mantığı savunurken bir mantıktan vazgeçemezsiniz. Ben geçmeyeceğim. Ben Onyekuru'yu veya Getson'u istememe sebeplerinden biri parasal. Diğeri de gitmiş gelmiş bu adamların gazı kaçmış. Herkes gelsin diyor ama para var mı Günay demiş Mustafa Çalımlı. Vallahi bulacaklar. Yönetime talip olanlar bulacak. Ben onu söyleyeyim. Bunlar bulamaz abi. Bak bunlar bir de şunu gösterdi. Lafını kestim hemen hızlı. Bunlar bir de şunu gösterdi Günay. Buraya yaz. Bak bunu da bir yere iliştir. Benim dediğimi iliştir. Bunlar Romanya menşeli oyuncularla aşırı neşir olurlar. Romanya'dan 3-4 tane oyuncu getirirler. Burak Elmas'ın çevresi Romanya'dan var. O da eski başkan Faruk Süren'le alakalı. Romanya pazarından bize oyuncu gelirse gelir abi. Başka da gelmez. Beklemesinler. Emre demiş ki sezon başı her gün Onyekuru nöbeti tuttuk. Niye vazgeçiyoruz hemen? İş de yapar gelse gelince de yapacak demiş. Farklı heyecan lazım. Bak Ola Solbakken ismi geçiyorsa Ola Solbakken alınabiliyorsa Solbakken bence daha iyi. Sevgili dostlar. Jetson'a 5 bile fazla çok abartılı. Daha kendi takımda 5 dakika oynamıyor demiş Çağdaş Şentürk. Ben böyle yaklaşım yapmıyorum bir futbolcu. Farklı takımda verim vermiyor olabilir ama senin takımında verim verebilir. Benfica'da oynayamayan adam futbolcu gelip bizde yıldız bak, olabilir. Bak Günay, özür dileyerek lafını gene kestim. Çok Getson konusunda konuşuluyor diye söylüyorum. Şimdi Getson'a 10 milyona bak 5 milyona verdik mi? 5-4'e tamamım ben. 10 milyona verdik. Riske girdik. Ama Getson kötü çıktı. Başarılı olamadı. İyi çıkacak dediğim şey yok. Allah göstermesin. Bir sakatlık yaşadı. Taraftarı açıklayamazsın. Ama bir tane genç oyuncu getirirsin. İşte gelecek vaat eden, scout ekipleri tarafından izlenen, işte Olus Olbeken gibi falan, neyse artık kimse. Ya onu bir şekilde açıklarsın abi. Ama ben anlayamıyorum. 10 milyona gelecek riskini alacaksın. Bir de satsan kaça satacaksın 10 milyona gelen oyuncuyu? Evet, Beşiktaş'ın da 11'i açıklanmış Ajax'la oynayacağı karşılaşmanın. Çok az da ona değinelim. Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Wellington, Umut Maraş, Mehmet Topal, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Larin ve Başuay 11'iyle çıkıyor. Beşiktaş sevgili dostlar. O da önüme düşmüşken açıklamak istedim. Patrick Berk de gündemimizde. Transferde Galatasaray Ocak ayını bence hareketli geçirecekmiş gibi. Dortmund karşısında, ben yanlış bir şey söyledim. Dortmund dedim değil mi? Evet, Dortmund. Dortmund karşısında çıkacak bir saat sonra. Ben de yaklaşık 10 dakika sonra Sayın Eyüp Yıldız YouTube kanalında olacağım. Şimdiki yayınımızı sonlandıralım Musa. Ben bir 10 dakika dinleneceğim. Sonrasında Eyüp Yıldız'la birlikte yine Galatasaray'ı birlikte konuşacağız. Ben soracağım bu sefer Eyüp Yıldız değerlendirecek sevgili dostlar. 10 dakika sonra Eyüp Yıldız YouTube kanalında görüşelim. Sayın Musa Yıldız'a beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Geldi yine benim yayınıma, bana desteğini sundu. Çok teşekkür ederim Sayın Musa Yıldız. Bu arada evet. Yarın saat 5'te müsait misin? Yarın biz bir Süleyman'la bir işimiz var. Bugün gidemedik. Yarın bugün gideceğiz. Söyleseydin ya bana. UEFA'yı alacağım. UEFA'yı seni de ondan istiyorum. UEFA finalimiz var. Futbol menajeri. Bu akşam gelelim. Bu akşam yap. 11'e koy. Benden önce 11'e koy. 3 saat çok yayın yapıyor ya. Ben şimdi şeye gireceğim. Eyüp abiye gireceğim. Yayına gireceğim. Eyüp abiye mi gireceksin? Yayına mı gireceksin? Eyüp abinin yayına gireceğim. Tövbe ya. Şimdi seni Eyüp abiye şikayet edeceğim şimdi. Olmaz yani o. Yarın tamam. Akşam 23'te yapsak. Olur. Gelir misin? Yarın akşam saat 23'te Futbol Menajer 2022 Galatasaray kariyerini devam final maçını takdini ben veririm. Aa yok.
Yarın saat 5'te sevgili dostlar. Yarın saat 5'te. Geliyor musun? Yok, sen? Yok. 23'te yap. Ben... Tamam 23'te yap. Ben gelip izleyeceğim seni. İzlemeyin, yanıma geleceksin. Beraber tamam, yanına geleceğim. Tamam, yanına geleceğim. Önerilerde sunabilirsin ama çok fazla müdahale ettirmem, söyleyeyim sana. Tamam. Yarın geleceğim. Akşam. Tamam. Yarın saat 23 Futbol Menajer'de Lazio'ya karşı çıkacağız. Bu arada şampiyonluğa da son bir maç kaldı. 2 puan öndeyiz. Şampiyon da olacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benim bıraktığım takımla öyle bir ivme yakaladı ki. Ya bırak. Sevgili dostlar, görüşmek üzere 10 dakika sonra. Beşiktaş'ı yendik. Görüşmek üzere. Görüşürüz. 9 dakika sonra Ev Yıldız YouTube kanalında görüşelim. Bay bay.